Değerli Atatürkçüler, merhaba. Dünyada hakkında en çok kitap yazılan liderin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu biliyor muydunuz? Atatürk'ün izinden giden bizler için bu durum elbette son derece gurur vericidir. Son dönemlerde ise sizlerin de bildiği üzere reklam dünyasında Atatürk temalı reklamları sayısında önemli bir artış olmuştur. Atatürk'ü anlatan, onu hatırlatan her çalışmaya değerli bulduğumuzu belirterek bu videomuzda son dönemlerde çekilen Atatürk temalı reklam filmlerini en çok araması yapılan, kendinden en çok söz ettiren ve verdiği mesajlarla en çok beğenilen kriterleriyle sıraya koyduk ve sizler için ilk 25 filmi bir araya getirdik. Videoyu hazırlarken bazen gururla, bazen hüzünle gözyaşlarımızı tutamadık. Sizlerin de videonun sonuna kadar gözyaşlarınızı tutamayacağınızı tahmin ediyoruz. Videomuzun daha fazla kişiye ulaşması için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayınız. İyi seyirler. ...25. sırada İş Bankası'nın 10 Kasım reklamı var. İş Bankası, kurucusuna vefa örneği gösteren ve en fazla Atatürk temalı reklam filmi yayınlayanlar arasında. Bu ülkenin kurucusu, bir bankanın da kurucusuysa, o bankanın attığı her adım önce ülkesi için atılır. ...24. sırada Atatürk hakkında sıkça reklam yayınlatan bir başka kuruluş var. Koç Holding'in ülkemizin çeşitli yerlerinden birleştirdiği görüntülerle Atatürk sevgisini anlatan 10 Kasım reklam filmi. Gözleri ömre feder. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Bekleme sonbaharı. Bir acı rüzgar eser. Tatlı. Güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. 23. sırada Anka Mol'ün Türk kadınının Atatürk sayesinde edindiği hakları atıfta bulunan Sen Olmasan mesajlı 10 Kasım anma reklamı var. Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan. Sana sarı laneler aldım çiçek pazarım. Minnet ve saygıyla. 22. sırada yine Koç Holding tarafından yayınlanan Atatürk'e borçlarımızı asla ödeyemeyeceğimiz konulu reklam filmi var. Bazı borçlar vardır, ödeyemezsin.
21. sırada seni bir gün değil, bir dakika bile unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız mesajıyla Şahin Kaya Eğitim Kurumları var. Vel Kur'anil Hakim İnneke Leminel Mürselin Alâ Sirâtin Mustakîm Tenzîl Azîzir Rahîm Ve Tunzire Kamemmâ Ünzire Âbâ'ûn Fehum Gâfilûn Lekad Hakkal Kavlu Alâ Ekbisterihim Fehum La Yü'minûn. Ali Rıza! Ali Rıza! Ali Rıza! Ali Rıza! Ali Rıza! Ali Rıza! Kızım. Tuzlu Bey de kendine gel. Bak, el kadar çocuğum var. Baba. Mustafa'm. Aferin sana be oğlum. Koskoca bir memleketi kurtardın. Sen gördün mü? Görmez miyim hiç? Gördüm tabii. Ne oldun bana baba? Öldün mü? Hiç olur mu öyle şey Mustafa'm? Senin gibiler asla ölmez. Belki naciz vücudun bir gün toprak olacak. Fakat senden sonra gelen nesiller seni unutmadıkça eserlerinde sen de yaşayacaksın. Peki ya bir gün beni unuturlarsa? Seni bir gün değil, bir saniye bile unutmadık. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Fikirlerin ve cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacak. And olsun. Yirminci sırada Filli Boya'nın Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirinden alıntı yapılan Mustafa Kemal'in Kanısı isimli reklamı var. Yediyordu Elif kanısını. Kara geceden, geceden. Sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzaklarda savaşanların acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı, yasla. Her bir heceden, heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öte, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Ün salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten önce almıştı yükünü. Doğrulmuştu yola, önceden, önceden. Durdu birdenbire koca baş. Ova bayır durdu. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik. Düşünceden, düşünceden. Aman kocabaş, ayağını öpeyim kocabaş. Sür beni, çektir beni, koma yollarda beni. Geçer götürür, ana, çocuk mermisini askerciyim. Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım. Kocabaş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Kocabaşın yerine koştu kendine Elifçik. Yürüdü düşman üstüne. Yüceden, yüceden.
19. sırada Türklere ve Türkiye'ye sevgisini iyi bildiğimiz Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung tarafından 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlamak için yayınlanan "Sen bizi tanısan çok severdim" mesajını içeren reklamı var. Sen bizi tanısan çok severdim. Gülüşümüzü mesela. İçtenlikle gülüşümüzü. Bir göz göze gelsek senle hemen görürdün orada kendini. Anlardım bildiğimizi, seni görmek demenin fikirlerini anlamaktan geçtiğini. Bir tanısan sımsıkı sarılırdın bize. Sımsıkı sarıldığımız gibi hayattaki en hakiki mürşide. Biliyor musun? Hiç koparmadık hayat damarlarımızı. Aşkla dokunduk her notaya, her renge. Zeki, çevik ve ahlaklı olalım istedin ya. Tam da öyle olduk işte. Gözlerimiz hep ileride, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe. Oturup İki kelam etseydik şöyle, iyi ki derdin. Her gün dedirttiğin gibi bize. Keşke tanısaydın bizi. Çok severdin. Biz seni tanıdık. Çok sevdik. İyi ki tanıdık. Hep sevmeye söz verdik. Bugün hayalindeki gençler olduysak, hepsi senin o gün attığın adım sayesinde. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlu olsun. 18. sırada Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar'a ait olan Gain Türkiye firmasının hazırladığı ve ülkemizin çeşitli illerinden farklı meslekteki kişilerin Atay'a mesaj başlığıyla mesajlarını ilettiği reklam var. Hatırlarsanız bu reklam ülke genelinde tüm kanallarda aynı anda gösterime girerek hepimizi şaşırtmıştı. Sevgili paşam. Keşke burada olsan. Keşke yanımızda olsan. Türk milletine yeniden hayat verdiniz. Ülkemde üreten herkeste seni görüyorum. Her karış toprağında. Sen benim için özgürlüksün, cumhuriyetsin. Dehasın, benim için büyük bir dehasın sen. Sen benim kahramanımsın. Karşımda gibi hissediyorum şu an. Oh. Şu anda keşke karşımda olsa. Sarılır boynuna, yanaklarını öperdim. Devrimleri yaparken senin yanında bir kız çocuğu olmayı çok isterdim. Ben seninle salıncakla sallamak isterdim. Seninle Cumhuriyet Balosu'na gitmek isterdim. Sizinle bir dans edebilseydim keşke. Öndük biz, arkamızda ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısından içeriye girmek isterdim. Ve oradaki insanların gözlerine tek tek bakmak isterdim. Seninle vapurda oturup karşılıklı martılara simit atar, çok sevdiğin türkülerini dinlerdim. Ondan sonra da kalkıp bir zeybek oynasak. Sizinle beraber söylemek çok hoşuma giderdi. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Seni daha çok kadınlar sevmeledi. Ben şu an özgür davranabiliyorsam, kendi kararlarımı verebiliyorsam bu tamamen senin sayende. Ülkesini, vatanını, sizi çok seven gençlerimiz var. Atam, öyle güzel bir gençlik geliyor ki. Gözün arkada kalmasın atam, vatan bize emanet. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiplerinde milletinin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Siz benim için ölmediniz, benim içimde yaşıyorsunuz. Huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Hoşça kalın adam. 17. sırada Paşa Bahçe'nin bizleri 10 Kasım 1938 tarihli İstanbul Radyosu'nun yayınına götürmesini tüylerimiz diken diken olarak izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin resmi tebliğidir. Türk milletinin ulu şefi, insanlığın büyük evladı Atatürk dünyaya gözlerini kapadı. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan kaybından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız. Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. Ölmez olan onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiye'sidir. Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Türk milleti, sen sağ ol.
16. sırada Pegasus'un Sen Bu Ülkesin temalı filmi var. Evet, bu ülkenin her santimetre karesinde atamızın emeği var. Bu memleketin taşı toprağı senden bize yadigar. Nereye baksak seni görmemiz işte hep ondan. Sen bu ülkenin her yerindesin. Sen bu ülkesin. 15. sırada Türk Hava Yolları bizleri atamızın mavi gözleriyle buluşturuyor. ...14. sırada yine bir Koç Holding filmiyle beraberiz. Yayınlandığı dönemde her ne kadar dini tartışmalara alet edilmeye çalışılsa da verdiği mesaj çok yerindeydi. Olmasaydı bu ülke olmazdı. Türk yine olurdu ama Anadolu'da değil, Orta Asya'ya kadar sürülürdü. ...13. sırada Aytemiz'in 10 Kasım teması içeren ve saygının önemini anlatan reklam filmi var. Bize yabancı olanlar pek bilmez. Ama bizi bilen iyi bilir. Bizde hizmet yılda sadece o bir dakikada durur. 12. sırada yine yeniden Koç Holding. 1881 ile 1938 arasında dönemin özelliklerini ve Atatürk'ün hayatını özetleyen özel seçilmiş fotoğraflarla güzel bir film çıkıyor karşımıza. Birinci sırada Keelan'ın o muhteşem mesajı var. 10 Kasım'ın manevi önemini en iyi anlatan reklam filmlerinden biri. Reklamın yayınlandığı gün 9 Kasım'da acaba gerçekten dikecekler mi diyerek ceketinin düğmesini koparıp Keelan'a giden ve Keelan'ın reklamda söz verdiği gibi müşterileriyle özel olarak ilgilendiği bilgisini de vermekte fayda var. Markası ne olursa olsun, düğmesi sökülmüş ya da kopmuş ceketlerinizi 9 Kasım günü Kiyalı mağazalarına getirin. Ücretsiz dikelim.
10 Kasım'da önümüzü birlikte ilikleyelim. Ve geldik ilk ona. 10. sırada ING Bank'ın İstiklal Yolu temalı Türk kadınının özgürlük mücadelesini anlatan reklam filmi var. ...1921... Aralık ayının en soğuk, Kurtuluş Savaşı'nın en sıcak zamanları. İnebolu-Ankara yolu Şerife'nin önünden geleceğe uzandı. Vurdu sırtına umutları, yarınları, tereddüt etmeden ileri atıldı. Kara kışın soğuğunda titrediği de oldu, nefesinin kesildiği de. Durmadı. Bir adım, bir adım daha. Her adımda o yol, tarihe İstiklal Yolu diye yazıldı. Bugün, özgürlüğünün peşinden giden, eşit bir dünya için yaşayan ve bu mirasını geleceğe taşıyan her kadının yolu, İstiklal Yolu'dur. Peki, senin İstiklal Yolun nerede başlıyor? 9. sırada Filli Boya'nın Yaşa kelimesini öne çıkardığı, fonda taraftarların İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını söylediği yaşatacağız mesajını veren ve ülkesinin onu halen ne kadar sevdiğini anlatan 10 Kasım anma reklamı var. Sekizinci sırada bir iş bankası iştiraki olan Anadolu Sigorta'nın Erzurum depremini konu alan Zorlu Yıllar temalı reklam filmi var. Anadolu insanının en zor anında bile devletini düşündüğünü gösteren bu görüntüler, yayınlandığı dönemde hepimizin gözyaşlarıyla izlediği reklamlar arasında yerini aldı. Otur dayı otur. Geçmiş olsun. Sağ olasın paşam. Kaybın büyük mü dayı? Vermez etmez sağ olsun. Kim kimsenin yok. Evlatlarımı hep de şehit vermişim. Bak be dayı, bak. Devlet sana yardıma geldi. Ne istersin devletinden? Bir şey istemiyor paşam. Biz yedi güvenle harbetmişim. Hocam el meçeti yeniden vurmuş. O bize yetir. Üzülme dayı. Bu halin çaresine bakacağız. Anadolu'nun gururlu insanı bir daha kimseye muhtaç olmasın diye o günden sadece 6 ay sonra Atatürk'ün talimatıyla Anadolu Sigorta kuruldu. O günden bugüne tam 85 yıldır kaybetmek yok. 7. sırada Marmaris Belediyesi'nin huzur evinde çektiği film var. Hasta ve yaşlı olmasına rağmen ataya saygı için ayağa kalkan teyzemizin sözleri hepimize hüzne boğmadı mı? Vakit geldi mi?
Aman Altan Hanım, ne yapıyorsunuz? Siz daha iyileşmediniz. Sen versene bakayım şu elini bana. Şimdi kalkmazsak başka ne zaman kalkacağız? Altıncı sırada çok eskilerden bir film var. Karşımıza yine bir İş Bankası reklamı. İş Bankası'nın yabancı sermayenin baskılarına ve dedikodularına rağmen Atatürk ve mücadele arkadaşları tarafından nasıl kurulduğunu anlatıyor. Ne? İşbank.com. Ne yapıyorsun? İnternette İş Bankası'na gittim. Ya müthiş bir şey bu, muazzam. Yani bu teknoloji müthiş bir şey. Sen bütün bunların teknolojiyle mi olduğunu sanıyorsun? Tabii. Anlaşıldı. Senin biraz tarih dersine ihtiyacın var. Gir bakalım şu İş Bankası tarihçesine. Tamam. Bak şu fotoğrafa. Burası, burası neresi? Hangi tuşa bastım ben? Neredeyiz? 1924 Ankara'sındayız. Burası savaştan çıkmış bir ülkenin başkenti. Elde yok, avuçta yok. Hiçbir şeyleri yok. Yalnızca istiklalleri ve gencecik bir cumhuriyetleri var o kadar. Az parayla banka kurulabilir mi? 250 bin lira. İş Bankası'nı mı kuracaklar? Evet. Hem de 250 bin lira. Temel teşkil edilir. Yüksek ilgi ve himayenizle tesis gelişir. Az görülen para nem alınır. Kıymetli bir eser doğumuz olur paşam. Peki kimleri çalıştıracaksınız? Gençleri yetiştireceğiz. O günlerde bütün yabancılar siz ticaretten anlamazsınız, banka falan da kuramazsınız derken onlar bu bankayı kurdular. Peki. Bir kere de Celal Bey'e sorunuz. Ondan fikir alın. Bak. Atatürk Celal Bayar'a İş Bankası Müdürlüğü'nü öneriyor. Böyle bir şey kabul eder miyiz? Size müddetten sunuyorum. Ama vekilliği bırakmak gerekirse. Mümkün değil. Belki mevzusu da bırakmak gerekir. O da mümkündür paşa. Şimdi ne oluyor? İş Bankası kuruldu. Ve yönetim kurulu ilk kez Atatürk'le toplandı. Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın. Böyle kurumlar için en önemli sermaye zeka, dikkat ve iffettir. Teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu inançla işe sarılınız. Mutlaka başarırsınız. Çalışmalarınızı dikkat ve hassasiyetle takip edeceğim. Beşinci sırada Vestel tarafından Mustafa Kemal'in bozuk bir araçla Samsun'dan Havza'ya giderken yaşadıklarına tema edinen ve 19 Mayıs'ın 100. yıl anısına yayımlanmış reklam filmi var. Bir seher vakti yarı sisli bir havada Havza'ya doğru yürürken güneş ufuktan şimdi doğar marşını mahiyetindekilere gerçekten Mustafa Kemal'in öğrettiğini ve bu marşın milli mücadelenin simge marşı haline geldiğini sizlere iletelim. Bulabildiğimiz tek araç bu komutan. Yürüyelim arkadaşlar. Gümüşlere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer kurusu dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Dördüncü sırada İş Bankası'nın emek vermek üzerine çektiği reklam filmi karşımıza çıkıyor. Atatürk'ün gül yetiştirmek üzerinden verdiği "kararlı olun, amacınızdan sapmayın" şeklindeki mesaj
Türk gençliğine ve çocuklarına verilebilecek en güzel mesajlardandır. Aa. Ne oldu çocuk? Senin eline diken batar mı? Batmaz mı? Senin elin kanar mı? Kanamaz mı? Ama sen Atatürk değil misin? Öyleyim çocuk. Ama... Say şimdi bırak benim kim olduğumu. Bu gülü yetiştireceksen canın yanacak. Elin kanayacak. Güneş seni terletecek. Bu bahçede gül bitmez diyenler olacak. Gül öyle yetiştirilmez, böyle yetiştirilir diyenler olacak. Sen kendine şunu soracaksın. Ben burayı gül bahçesi yapmak istiyor muyum? Ben burada dünyanın en güzel güllerini yetiştirmek istiyor muyum? Eğer çok istiyorsan, ne eline batan diken, ne de söylenenler umurunda olmayacak. Kim olursan ol, tek isteğin... Şu kokuyu duymak olacak. Anladın mı? Anladım. Aferin sana. Hadi bakalım. Devam. Ülkemizin ve bankamızın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Ve işte geldik ilk 3 sıraya. Hepsi birbirinden değerli filmlerin ilk 3 sırasında da gerek verdikleri mesajlar, gerek yükledikleri duygularla yine önemli filmler var. Ve işte ilk 3 sıra. 3. sırada fonda Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında olan Rumeli türkülerinden Çalın Davulları türküsü eşliğinde dünya liderlerinin Atatürk hakkındaki hayranlık dolu açıklamalarını bizlere yeniden hatırlatan Samsung'un 10 Kasım reklam filmi var. Çalın davulları, çaydana şaya, aman aman, aman ölüm zalim ölüm, üç gün öyle bir lider düşünün ki zekasıyla tüm dünyayı etkisi altına alsın, diğer milletlerin de hayranlığını kazansın. Dünya liderlerinin saygıyla önünde eğildiği modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü gurur ve özlemle anıyoruz. İkinci sırada İş Bankası'nın Bankanın Kuruluş temalı filmi var. Bankanın yerli ve milli sermayeyle Türk insanı için kurulduğu ve bankayı kuracak azmin Atatürk'te olduğu mesajı çok güzel yansıtılmış. Ancak oyuncuların gerek seslendirmedeki tonları, gerek mimiklerindeki duygu yansıtmaları hepimizi sükûta boğmuyor mu? Bitiyor mu Hasan? Bitiyor Mahmut abi. Yetiştireceğiz inşallah. Bir temel atmışız ki 100 sene oynamaz yerinde. 100 sene? He? Ellerine sağlık. Hepimizin. Usta bir şey soracağım. He sor bakalım. Şimdi burası banka mı olacakmış? He öyle olacakmış. Kimin? Ne kimin? Yani kimin bankası? Fransız mı? İngiliz mi? Bizim bankamız. Nasıl bizim? Senin mi? Ya usta. Bizim Hasan. Türkiye'nin bankası. Vallahi mı? Ya öz be öz. Biz banka kurabiliyoruz mu ki? Ya, o ne biçim soru be Hasan? Ne bileyim? Adı neymiş? İş. İş. O kadar mı? Yetmiyor mu? Arkasında bankası da var. İş. Bankası. Esasen güzel isim. He. Biz iş yapacağız diyor yani. Bize de el verecek öyle mi? Evet. Fabrika yapacağız, ev yapacağız. İş yapacağız, biz çalışacağız, o çalışacak. Biz çalışalım diyor, o çalışacak. He?
Zor be bu zamanda. Zor tabii. Ama neler yapmadık ki be Hasan? Bu eller bu vatanı kurtarırken böyle olmadı mı? Ama temeli güzel attık ha. Biz vazifemizi yaptık. Onlar da yapacak inşallah. Bu zamanda kimin aklına gelmiş bu Milli Banka? Benimki de soru ha. Bir bankayı inşa edenler, memleketini yoktan var edenlerse o bankaya Türkiye'nin bankası denir. Ve gün gelir dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri denir. Türkiye İş Bankası, Türkiye'nin bankası. Ve geldik ilk sıraya. İlk sırada Koç Holding tarafından tüm gençlere, tüm çocuklara muhteşem bir mesaj veriliyor. Hepiniz birer Mustafa Kemal'siniz. Yeter ki isteyin, çalışın ve azmedin. Bir de gitmeyecekmiş okula. Boşuna mı kalkıyor bu saatte? Karakola kadar gidiyoruz. Kızım Hasan ne bu surat? Ekşi satıp duruyorsun. Yok bir şey, evine engel. Zaten derdim büyük. Efendiler! Ben kim? Rol yapmak için. Cumhuriyet'in ilan edilmiş olması bizden ayrı sahibi. İstenin mi? Ne var? Benden hiç Atatürk olur mu? Ne olur mu? Atatürk diyorum Atatürk. Şu bendeki kaşa bak, göze bak. Bakıyor mu? Bakıp duruyorum ya işte. Tabii kolay değil. Zor. Ah yaktın beni öğretmenim ya. İyi de Atatürk de hemen Atatürk olmadı ki. Önce Mustafa'ydı. Sonra Kemal oldu. Arkasından Gazi oldu. En son Atatürk oldu. En son da olmuş işte. Ben nasıl olacağım? Sen beni baksana. Kalk bakayım ayağa bir. Şu çantanı sırtına al. Al al. Kanını çek içeriye. Başını dik tut. Yürü bakayım şimdi. Yürü. Oldun mu şimdi? Olacağım be Hasan. Olacağım. Sen bu yoldan dönme. Yeter. Thank you.